Evet, Amasya Belediye Konservatuarımızın Türk Tasavvuf Müziği ilahi dinletisini hep beraber dinledik. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Protokol, basınımızın değerli temsilcileri ve değerli hemşehrilerimiz, Ramazan-ı Şerif'i birlikte karşıladığımız Fener Alayı programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ramazan-ı Şerif ibadet ayı olduğu kadar muhabbet ayıdır da. Bu aya ulaşmak içindir belki de diğer aylar. Farkındayız ya da değiliz. Ama bir şeyler olacaksa iç dünyamızda Ramazan'da olmalıdır. Ramazan mağfiret, rahmet, bereket ve beraberliğin taçlandığı mübarek bir aydır. Bu aya bizi kavuşturan Rabbimize hamdü sena olsun, şükürler olsun. Amasya Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı'nın talimatlarıyla Amasya'mıza yakışan Ramazan etkinliklerinin başladığı bir günü idrak ediyoruz. Belediye Başkanımızın hassasiyetle belirttiği gibi Ramazan muhabbettir, paylaşmaktır ve bu mübarek ayda en güzel Amasya'ya, Amasyalı'ya yakışır der. Gücünü Cenab-ı Allah'tan ve milletinden alan, sevdası ve duaları Amasya olan kıymetli Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum, arz ederim. Evet.
Mesela şu mikrofonu al. Sayın Velim, Sayın Valim, Sayın Vekilim, Sayın Garnizon Komutanımız, siyasi partilerimizin il başkanları, temsilcileri, sevgili hemşerilerim, değerli arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler, sevgili gençler. Ramazan-ı şerefiniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Fitneye, fesata, dedikoduya fırsat vermesin. Evet, Ramazan biraz önce de sunucunun bahsettiği gibi rahmet ayıdır, Ramazan bereket ayıdır. Ramazan her şeyden önce paylaşmaktır, bölüşmektir ve gönüllerde buluşmaktır. Biz de bu 11 ayın sultanını fırsat bilerek kırgınlıkların aradan kaldırılması noktasında, şehrimizin birlik ve bütünlüğü noktasında, memleketimizin geleceği noktasında, memleketimizin birlik ve beraberliği noktasında birbirimizle hemhal olup namazlarımızın sonunda birbirimize dua etmemiz lazımdır. Bir şekliyle Müslüman için Ramazan-ı Şerif ayı arınma ayı, temizlenme ayıdır. Yani günahlarına tövbe etme ayıdır. Yeni bir yılın, yeni bir geleceğin başlangıcının vesilesidir. Evet, biz ne yaptık veya ne yapacağız? Sevgili hemşehrilerim, Ramazan'ın müddetince özellikle hafta sonları, her hafta sonu cuma, cumartesi ve pazar günü programlarımız var. Tüm hemşehrilerimizi programlarımıza davet ediyoruz. Arkadaşlarımız programları belki size açıkladılar ve billboardlarımız da var. Oralardan takip edebilirsiniz. Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Diyor ki Ramazan ayı girdiğinde cennetin kapıları açılır. Cehennemin kapıları ise kapanır. Şeytanlar zincire vurulur. Tabii hep dua ederiz. Ya Rabbi sen bizi şeytanın şerrinden muhafaza eyle diye. Artık yeni nesilde iki ayaklı şeytanın şerrinden bizi muhafaza eyle Ya Rabbi diye dua ediyoruz. İnşallah onların da elleri, ayakları, dilleri bağlanır. Evet. Evet, sevgili hemşehrilerim. Şimdiden tutacağınız oruçları Cenab-ı Hak kabul eylesin. Hayrınızı, hasenatını kabul eylesin. Hani buyruluyor ya, komşusu açken tok yatan bizden değildir. Hadis-i şerifine hepimizi inşallah Cenab-ı Hak mazhar eylesin diyorum. Bu ayı fırsat bilmek lazım. Bu ayı iyi değerlendirmek lazım. Biz sizin bu ayı değerlendirmeniz adına elimizden gelen etkinliği yapacağımıza söz verdik. Sizi ne yapacağız? Akşamları efendim huzurlu bir sahura hazırlamak için elimizden gelen tüm imkanları sarf edeceğiz. Sen de sağ ol. Evet. Biz Amasya'ya geldiğimiz günden beri şöyle söyledik. Amasya'nın mutlu olması lazım. Amasya'nın huzurlu olması lazım ki zaten öyle. Amasya'da asık suratın olmaması lazım. Ben geçen gün bir televizyon programında efendim Sayın Genel Başkanımız tabi izliyorlar. Efendim Amasya mutlu bir şehir. Amasya'nın efendim suratları gülüyor. Gülmemesi için bir sebep yok. Amasya'da bir asık suratlı varsa ben yetiyorum diye öyle bir şey yaptım. Efendim ama o sözündeyim.
Siz mutlu olun, biz yorulalım, biz koşturalım, biz size hizmet noktasında elimizden ne geliyorsa onu yapalım. Yine vatandaşlarıma söylüyorum. Diyorum ki Ramazan müddetince bizden ne isterseniz onu yapalım. Hangi etkinliği isterseniz onu yapalım. Yeter ki siz mutlu olun. Evet. Bu arada tabii iki kelamla da bir müjde vereyim Amasya'mıza. İnşallah bu Ramazan'ın bereketiyle beraber bu ay içerisinde Hilton otelimizi efendim başlama kaydıyla ihaleye açıyoruz. Yine herkesin hayal ettiği ama gerçekleşmesinin inşallah bize nasip olacağı teleferi pazar günü geliyorlar. Efendim ölçümlerini yapacaklar. Arkadaşlarımızdan birkaç kişiyi Avusturya'ya götürecekler. Şu anda zaten yollarını açıyoruz. Teleferinin de başlangıcının ilk adımını atıp önümüzdeki günlerde de firmalar bakıyor, ihalesini yapacağız. Ramazan müjdesi olarak da bunu vereyim. Efendim bayram müjdesi olarak da ben de size kurban olayım derim. Ne diyeyim yani? Evet. Ben fazla ayakta kalamadığım için milletin de fazla ayakta kalamayacağını düşünüyorum. Hasreten ben herkese hakkımı helal ediyorum. Herkesin de bana hakkını helal etmesini arzu ediyorum. Tabii gönlünden gelenler için, etmeyenlere amenna ve seddakna, başım gözüm üstüne. Bu manada inşallah bayramı da hep beraber yaparız diyorum. Şimdiden Ramazan-ı Şerifinizi ve gelecek bayramınızı canı gönülden kutluyorum. Herkesten helallik diliyorum ve Ramazan'ınızın mübarek olmasını, mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirmenizi arzu ediyorum. Hepinize saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza maneviyat dolu konuşmalarından dolayı sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Amasya Milletvekilimiz Levent Karahocagil Bey'i kürsüye davet ediyorum, arz ederim. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Garnizon Komutanım, değerli protokol, saygıdeğer Amasyalı hemşehrilerim, kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar. Ben de sizleri saygıyla, muhabbetle, dostluk ve kardeşlikle selamlıyorum öncelikle. Gecenizin mübarek olmasını diliyorum. Hayırlı bir akşam diliyorum. Ve 11 ayın sultanı, rahmet ayı, bereket ayı, ibadet ayı, mübarek Ramazan ayımıza kavuşmanın bugün ilk gününü hep beraber geçirmenin, kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Bugün bu akşam burada bizleri buluşturan değerli belediye başkanıma ve bu hazırlıklara emeği geçen tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat, mübarek Ramazan ayımızın tüm Amasyalılarımız için, bizler için, sizler için, ülkemiz, vatanımız için, Türkiye'miz için, Türk milleti için, alemi İslam için hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tekrar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun arkadaşlar. Sayın Vekilimize teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Amasya Valimiz Sayın Mustafa Masatlı Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum, arz ederim. Çok kıymetli milletvekilimiz, garnizon komutanımız, belediye başkanımız, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, Amasya'mızın güzel insanları, sözlerime başlarken hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
mübarek Ramazan'ınızda tebrik ediyorum. Değerli vatandaşlarımız, bu Ramazan'ın tabi geçen 2 yıl önceki Ramazan'dan bir farkı var. Maskelerimizi çok şükür attık. Yani artık Ramazan'ı da Ramazan gibi kutlayacağız. Biraz önceki konuşmacılar da söyledi. Ramazan ayı bizim için önemli bir aydır. Ramazan ayının maneviyatı yüksektir. Ramazan ayı hem maddi bir aydır hem manevi bir aydır. Maddi bir aydır insanlar bedeninin ve malının zekatını bu ayda öder. Manevi bir aydır insanlar bir kendisini muhasebeden geçirir. Birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, dostluğuna, yardımlaşmaya ve dayanışmaya bu ayda dikkat eder. Bizler de bu ay inşallah kendimizi muhasebeden tabii ki manevi olarak geçireceğiz. İnsanlarımızın mutlu bir şekilde, beraber bir şekilde, kardeşçe yaşaması için elimizden gelen her zaman olduğu gibi gayretle sarf edeceğiz. Ramazan ayının bu manevi ikliminden inşallah hepimiz gerekli feyzi, gerekli hisseyi alırız. Ramazan ayı boyunca tabii ki insanlarımızın zaman zaman da belki hoş, Ramazan'a uygun vakit geçirmesi gerekiyor. Bununla ilgili de belediye başkanlığımız bir faaliyet çalışması yaptılar. İnşallah bu sene de bunu güzelce icra edecekler. Tabii burada önemli olan şey bunu hep beraber mutlu, birlik ve beraberlik içerisinde geçirmemizdir. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bizim bir tane vatanımız var, bir tane devletimiz var, bir tane milletimiz var. Milletsizlik, devletsizlik, vatansızlık ne demek? Şu son kuşak bile bunu gördü. O bakımdan şunu özellikle vurgulamak isterim. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı bozmasın. Gücümüze güç katsın. Bizler de inşallah her Ramazan'ı daha büyük coşkuyla, daha büyük feyizle kutlayalım. Sözlerime buradan son verirken inşallah Ramazan bayramını da hep beraber karşılarız. Ramazan'ınızı tekrar tebrik ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Valimize konuşmalarından dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ramazan duamızı etmek üzere Amasya vaizimiz Yusuf Kökoğlu beyefendiyi kürsüye davet etmek istiyorum. Arz edelim. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena, ya Rabbena, teqabbel minna, inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna, ya Mevlana, inneke entes tevvabur rahim. Vehdina ve vefikna ilal hakkı ve ila tariqi müstakim. Ve ufu anna ya Kerim, ve ufu anna ya Rahim. Ve ufir lana zunubena bifadlike ve cudike ve keramike ya ekramel ekramine ve ya rahmel rahimin. Ya Rabbel alemin, başı rahmet, ortası mağfiret. Sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifimizi bizlere hayırlı eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere sağlık, sıhhat, huzur, afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Bu Ramazan'ımızı cennete girmemize vesile eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, afatlardan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Devletimize, milletimize güç kuvvet nasip eyle ya Rabbi. Birliğimizi, dirliğimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri kardeş eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hastalarımıza şifalar, dertlilerimize devalar, sıkıntıda olan bütün kardeşlerimize de sıkıntılarını gider ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, uyuyan dertlerimizi uyatma ya Rabbi. Dert verip de bizlere derman aratma ya Rabbi. Bu Ramazan hürmetine ya Rabbi, bütün günahlarımızı affeyle. Cennetini bize nasip eyle. Senin rızan doğrultusunda yaşamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Geçmişlerimizin ruhu için, şehitlerimizin ruhu için, hasaten Allah rızası için El Fatiha. Çok teşekkür ediyoruz sayın hocamıza. Efendim, Ramazan mahyamızı yakmak üzere başta Sayın Valimiz, Milletvekilimiz, Garnizon Komutanımız ve Sayın Belediye Başkanımızı davet ediyorum. Ayrıca ilk protokolümüzü de davet etmek istiyorum.
arz ederim. Teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım ve kıymetli protokol, değerli hemşehrilerimiz, bu akşamki programımız sona ermiştir. Katkı ve katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Yarın akşam Şehzade Gezi yolunda yine... buyurun Sayın Başkanım. Evet, İlhan Demirci hocamdan güzel bir ilahi dinleyeceğiz. Teşekkür ediyorum.
Efendim çok hazırlıksız bir programda yakaladık. İlahi değil, Sayın Başkanımızın bir isteği var. Makbet. Oh,
Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, programımız yatsı namazımıza kadar devam edecektir. Amasya Belediye'mizin, konservatuvarımızın tasavvuf müziği ekibimiz, sayın hocamızla birlikte. Efendim, güçlü bir alkış istiyorum konservatuvarımız için.